İşte hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Ömrünü sinemaya, televizyona, özellikle tiyatroya vakfetmiş Melih Ekener Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. O kadar da apartman ömrünü vakfetmiş falan. 41 yıl, 41 ya, kere maşallah diyoruz. Sağ olun. 41 yıl profesyonel hayat, ondan öncesi de var. Çünkü 78-79'da başladı bu bela. Yani tatlı lise, bela ama. Lise zamanlarında. Evet. Yani tatlı mı değil mi bilmiyorum. Çünkü benim amacım lise zamanlarında oyuncu olayım, işte tiyatrolarda, sinemalarda oynayayım, böyle bir düşüncem yoktu. Amacım çocuklar hayal kurar ya, işte itfaiyeci olacağım, polis olacağım falan. Ben profesör olacağım diyordum. Üniversitelerde böyle amfiteyatrlarda ders vereceğim falan filan diyordum. Olmadı. Yani lisede çaktık. Çakmamızın nedeni de bu 80 ihtilali falan oldu o dönem. Yani okuyamadık. Attılar bizi okuldan. Sonra ne yapalım ne edelim? Hani yapacak bir şey yok. O zaman da tiyatroyla ilgileniyoruz. Bari dedik konservatuara girelim. Altın bilezik olsun elimizde. Ne olduğunu bile bilmiyoruz konservatuarın. Girdik. Hasbelkader aldılar bizi. Yaş da küçüktü. 15 yaşındaydık. Üstün yetenekten aldı Yıldız Kenter. Ne gördüyse artık bizde. Onlar görmeyecek, kim görecek? Yani bilemiyorsun çünkü hani konservatuar da sınavlar olur. Biz sınavlara hazırlanmadık, şey yapmadık. Öyle gittik elimiz ayağımız titriye titriye. Ama şey gördüler demek ki. Ondan sonra tamam dedi. Gel konservatuara. Öyle başladı tiyatro maceramız. Ama ondan sonra yapacak bir şey yok. Yani profesör olamayacağımıza göre bari bu işte profesör olalım dedik. Ondan sonra çalışmaya başladım. Etki etmiş çalışmam ki, çünkü konservatuara ilk girdiğim sene Kenterler'de ufacık bir rol aldım. Ertesi sene başrol aldım. Oo, hemen. Tabii, bir sene tabii, sonra. Yani çok iyi. Konservatuara ikinci sınıfta ben artık profesyonel, paramı kazanan, bir de hani bütün öğrencilerin, o zamanki tiyatro öğrencilerin hedefi şeydi. Yani Kenterler'de oynamak, o büyü gibiydi. Yani oraya girmek son noktaydı. Biz daha ikinci senemizde son noktaya girmiş olduk. Ondan sonra ne yapacağız olduk, ama öyle olmuyor işte. Yani hayatını da bundan kazandığın için Kenterler, ondan sonra Adi Çaman Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Surur, Engin Cezzar, o tiyatro bir o kadar çok tiyatroda oynamışım ki kendim çok tiyatro kurdum. Kurdum batırdım, kurdum batırdım. İşte hani bugünlere kadar geldik. Süper. Peki Melih Ekener kimdir desek? Benim doğumunuz, işte. yaşamınız. Abi yani Melih Ekener, yani dışarıdan bir göz olarak, eleştirel bir göz olarak Melih Ekener'e baktığında 10 parmağında 10 marifet olup 10 parmağını da birbirine karıştırıp bir halt edemeyen bir adam çıkıyor karşıma. Yani benim bakış açımdan öyle çıkıyor. Çünkü her şey bulaşınca her şeyi layığıyla yapamıyoruz. Yani bir şeyi tam yapman lazım. Benim de hani dediğim gibi 10 marifet var ama en başarılı olduğum konu oyunculuk. Onun üstüne zaten eğitim aldım. Onun üstüne işte o branşta geliştirdim kendimi. Başka branşlarda bulaştım. Hani televizyonda yapımcılık yaptım, sunuculuk yaptım, neler, yönetmenlik yaptım, klip yönetmenliği, şu bu falan, bir sürü şeye girdim. Ama asıl işim oyunculuk, oyuncu olarak. Yani Melih Ekener kimdir dersen, Melih Ekener oyunculuk için çalışan biri, işte oyunculuk mesleği, oyunculuk olan biri. Özellikle komedi kısmında, televizyon dünyasında bizler sizlerle büyüdüğümüz için o kısımda öyle bir yaşıyor ve yaşatıyorsunuz ki, bu nasıl oluyor? Maalesef diyelim. Niye? Biz çok keyif alıyoruz. Yani keyif alıyorsunuz da oyuncu keyif almıyor bundan. Öyle mi? Şöyle söyleyeyim. Konservatuvarda ben Shakespearean bir oyuncuyum. Hmm. Yani bir Hamlet, Macbeth, Otello, işte Atinalı Timon, o kadar başarılı sergilerdim ki Müşfik Kenter şey diyordu. Ulan benden sonra hani el alacak adam sensin Shakespeare'de diyordu. Gerçekten de öyleydim. Konservatuvarda Shakespeare oynuyorsun. Güzel güzel çalışıyorsun, oynuyorsun, ama özel sektöre geçince, yani piyasaya işine başlayınca öyle bir şey yok. Kim Shakespeare oynar abi? Shakespearean oyuncuyu kim ne yapsın Türkiye'de? Sonra başlıyorsun işte sulu sulu şeylere girmeye. Hani halkın eğlendiği, eğlendireceği işlere başlıyorsun. Sonra onlar yapışıyorsan, eğer başarılı olursan yapışıyorsan. Hani bir Hababam sınıfı oynadık. İşte Maskeli Beşler. Maskeli Beşler. Radyoda Abuzer diye bir tipleme yaptık. Ondan sonra salak rollerin vazgeçilmez oyuncusu olarak kaldık. Şimdi unutturmak için 15 yıldır hiçbir şey yapmıyorum. 15 yıldır hiçbir şey yapmıyorum. Sadece tiyatro
tiyatro yapıyorum. Tiyatroda hiç komedi oynamıyorum ve ona rağmen hala komedyen olarak geçiyorum. Ya çünkü hani ben kendimi oyuncu olarak tanımlıyorum. Yani ben oyuncuyum. Benden mafya babası da oynatırsın. Ne bileyim ben dede de oynatırsın artık o yaşa geldik. Öyle gireriz diyorsun. Yani rolüne göre, ona göre eğitildik zaten. Rolüne gelirse ona uymaya, ona adapte etmeye kendimizi ona göre eğitildik. Ama yapımcılar, yönetmenler dışarıdan bakışta öyle olmuyor maalesef. Hani bir senaryo geliyor. Ya 15 yıldır gelen senaryoların hepsi, yani bana atfedilen rollerin hepsi peltek konuşan salak roller. Ya diyorum niye bunu rolü? Abi sana yazdık bu rolü. Ya niye bana yazıyorsun bu rolü? Başka bir şey yok ama muydu? Ama burada kalite ya. Yani burada olay sadece o sizi tam tersi değerli yapıyor. Yani değerli yapıyor belki. Hani seyirci için evet. Değerli yapıyor. Yani bir kez gülüyor. Ondan sonra hep gülmek istiyor. Ondan sonra ve o oyuncu onun kafasına hani ben gideceğim bu oyuncu da güleceğim oluyor. Ki son işte 5-6 senedir Ali Poyrazoğlu ile oynadığımız oyunlarda seyirci o hayalle geliyor oyuna. Ondan sonra hayal kırıklığına uğruyor. Abi diyor biz çok güleceğiz diye geldik diyor ama sen bizi ağlattın yani. Yani ne yapayım abi? Rol bu yani. Rol bu. Abi ben oyuncuyum o zaman hani her rolü oynamalıyım diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de olmuyor maalesef. Hani yurt dışına baktığında hani tanıdık bir aktör ne bileyim herhangi birini söyle. Al Pacino'yu söyle. Robert De Niro'yu söyle. Hani komedide oynuyorlar. Dramda oynuyorlar. Trajedide oynuyor. Shakespeare'de oynuyor. Her şeyi oynuyorlar abi. Çünkü oyuncular. Evet. Ama bizde yapımcılar öyle düşünmüyor maalesef. Yani birazcık garanti olsun istiyorlar. Çünkü hala tiyatro, sinema, televizyon şu bu. Bizde hala sektör olmadı maalesef. Doğru. Eskiden daha farklıydı. Yani 90'lı 91'li yıllara kadar tiyatro daha farklıydı. Yani insanlar gidiyordu. Yani tiyatroya gidiyordu. İstanbul'da özellikle çok fazlaydı tiyatro seyircisi. Çünkü gayrimüslimler çoktu. Hani Ermeniler, Rumlar, Yahudiler bütün o karşı Taksim, Harbiye o bölgede onlar yaşıyordu. Ve onlar hani kendi kültürlerinden dolayı gidiyorlardı. Yani sanatı hem kendilerinde yaşatıyorlardı hem de Türkiye'de yaşatıyorlardı. Onları kaçırdık. Onlar kaçırınca yerine gelen seyirci dolmadı ya da daha düşük seviyede seyirci doldu. Evet. Onlar da tiyatroda, sinemada sürekli gülmek istiyor. Evet. Yani evet. Para vereceğim, güleceğim diye şey yapıyor. Ya hani sinema gülme yeri değil ya da tiyatro hani gülme yeri değil. Tamam. Yani mutlaka sadece gülme yeri değil yani. Tabii ki. Tabii. Hayat yani. Yani hayat. Işte. Oradan alacağın çok şey var. Yani eğitim bir kere en büyük şey. Yani sinema, tiyatro eğitim aracı, iletişim aracı. Hani onlardan alacağın çok şey var ama yani bir insan yaşamı için gerekli bir şey. Evet. Evet. Gerekli ki insanın varoluş, var olduğundan beri var bu meret piyasada. Peki 41 yıldır profesyonel bir sahne hayatınız var. Onun öncesi de var dediniz. Hı. Hiç unutamadığınız gerek sette gerek sahnede bizle paylaşmak istediğiniz hatıralar, anılar desek. Abi anılara girdi mi 41 yıl. Her yıl böyle için her yıl için 3 tane anı anlatsam ondan sonra burada ondan sonra 3 gün 4 gün böyle bir dizi de böyle çekiliyor. Devam ediyor. Harbiden devam ediyor. Çünkü zaten eski tiyatrocular, eski oyuncular da artık ona gidiyorlar. Anılarını yazıyorlar, anılarını tiyatro sahnesine sergiliyorlar. Yani anı dedim onu çok hangisini anlatayım abi yani? O birkaç kadar tane. Ki. Ya evet. Her şey bir anı zaten evet. Ama bir de öyle tuhaf ki anılar hiçbir zaman bizim kafamızdaki gibi olmuyor. Yani biz hafızaya atarken anıyı şey davranamıyoruz. Objektif davranamıyoruz. Evet. Kendimiz o anılara eklemeler yapıyoruz, çıkarmalar yapıyoruz. Öyle atıyoruz hafızaya ve zannediyoruz ki öyle. Aslında değil. Bunu nereden çıkarıyorum? Dedim ya bir sürü üstadlar oyunlar oynuyor, şeyler yazıyorlar, anılar onları yazıyorlar. Onları yakalamaya çalışıyorum. Anılar yazıyorlar, evet. Şey yapıyor. Ya okuyorum anları. Ya diyorum ki bu böyle kardeşim, değil. Bu böyle değil ki bizim yok bu böyle diyor. O gün orada o vardı. Ya o onun başından geçmiyor. Bunun başından geç. Sen yoktun orada. Nereden? Sana anlattık bunu diyorum. Yok ben vardım orada diyor. Yani herkesin kafasında farklı kalmıyor. Ama benim için de gerçekten her şey anı. Ama en şey anılar hani uç anılar mesela tiyatroda Altan Erbulak'la oynadığımız oyunlar. Yani her oyun onunla karşılıklı her sahne bir anı. Bülent Kayabaş rahmetli. Allah rahmet eylesin. Onunla karşı göz göze oynadığımız her oyun, her sahne yani her oyunun her sahnesi ayrı bir anı. İlk şeyler, filmler, Hababam Sınıfı, Kartal Tibet'li, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptı. O mesela başlı başına bir anı. 6 hafta, 7 haftada çektik onu, Hababam Sınıfı'nı. Her günü bir anı. Her ya, günü yani. Müthiş. O kadar çok şey var ki dediğim gibi hani tek tek anlatsam bile gider. Hani içinden bir tanesini seç dersin. Ben birini seçer anlatırım. Ötekilerin şeyi kalır, hatırı kalır. Onun için hani... Teşekkür ederim. İler
ileride belki bir, ben de bir kitap yazarım, anılarım diye bir oyun yazarım falan filan. Ondan sonra oradan bence gideriz. 41 yıl özellikle profesyonel kısımdan bahsediyorum. Kalıcı olmalı. Seviniriz yani öyle bir şey. Onların yani işte, ayrı bir değer çünkü. Yani zamanı gelince olur diye düşünüyorum. Yani 41. yıl diye bu sene bir oyun yazdım. Bu yalancı diye. Evet. Ondan sonra bu bak afişim prova şeyi. Prova baskısı size nasip oldu ilk kez. Çok güzel. Yalancı da, ismi. Yalancı evet. Bunu bu sene oynayacağız. Tek kişilik herhalde. Tek kişi. Bu pandemi döneminde yazdım ben bu oyunu. Hani pandemide çünkü Ali'de oynuyordum. Tak tak takıntı diye bir oyun oynuyorduk Poyrazoğlu'yla. En son nerede oynadık? Ay çok enter. Bak Beylikdüzü AKM'de oynadık. Belediyenin evet. Salonunda. O gün oynadık. Oyundan çıktıktan sonra işte salgın Türkiye'ye gelmiş. İki kişiden üç kişi görülmüş. Mart. Ve bir yeni oyun çıkarmıştık. Onu sergileyecektik Mart sonunda. Yazın turneler yapıp bir sonraki sezon girecek. Kalabalık kadro güzeldi bir oyundu. Ya o çıkınca Ali'yi biz yolladık şeye Bodrum'a git dedik abi. Yaşları öldürüyormuş çünkü. Kimseye bulaşma, kimseye görme git dedik. O gitti. Biz de dağıldık. Hani bütün oyuncular dağıldı. Zor. Çetin bir zamandan geçtik. Sonra evlere kapandık. Hani aylarca ya bir evde yapacak bir şey yok ki. Ne yapacaksın abi? Bir de bu kafa sürekli çalışıyor. Dedim oturayım bir şey yazayım bari. O zaman bayağı farklı işlerle uğraştım. Ondan sonra bir tane de oyun yazdım. Denk geldi işte. Ne zaman 40. başlıyor? 41. sene. Ya umarım 2023'ün Şubat'ında falan yani Kadıköy'de bir sahnede başlamayı düşünüyoruz. Heyecanla yani, bekliyoruz. Yani bizde. Provaları falan hepsini hallettik falan filan. Şimdi teknik provaları kaldı. Ondan sonra işte ticari kısımları halledersek ondan sonra başlayacağız. Peki son olarak sizleri fazla yormamana. Bize yine kızacaksınız ama. Niye ben yine soracağım o soruyu. 41 yıllık profesyonel duayen tiyatro oyuncusu olarak. Seyircilerimize, takipçilerimize tavsiyeleriniz neler olur? Yani seyircimiz tiyatro seyircisi eğer kaldıysa, gerçek tiyatro seyircisi. Ya tavsiyem her oyuna gitmesinler. Yani bunu bir tiyatrocu olarak söylemek o üç der insanlar ama seçici olsunlar. Hani televizyonda, dizilerde seyredip meşhur insanların wow meşhur işte şu oynuyor gidip onu seyredelim ya da gidelim gülelim diye bir tiyatroya gitmesinler. Bu oyunda kim oynuyor, ne oynuyor, yönetmeni kim, işte oyun ne, ne anlatıyor, ne alacağım bu oyundan. Ben hayatımı nasıl zenginleştireceğim bu oyuna gidersem ona baksınlar. Ona göre tiyatrolara gitsinler. Yani seyircinin kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani bu tiyatrocuların da elinde ama tiyatrocular yapmıyor bunu. Çünkü tiyatrocular çok karıştı biliyorsunuz. Hani eskiden 2 tane 3 tane konservatuvar vardı. Şimdi her şehirde 10-15 tane tiyatro bölümü var. Konservatuvar, tiyatro bölümü var. Bütün üniversitelerde tiyatro bölümleri açıldı. Öğretmen yok ama. Yani oyuncuları öğretmen yapıyorlar. Onun için yani oyuncuların seyirciyi yetiştirme lüksü kalmadı Türkiye'de. Çünkü eskiden işte yerleşik tiyatrolar vardı. Seyircisi vardı o tiyatroların ve seyirciyi geliştirebiliyordu. Ali Poyrazoğlu bir tane sulu zırtlak komedi oynadıktan sonra arkasından ağır bir oyun yapıyordu. Örneğin orkestra diye bir oyun yaptı. 12-13 tane kadınla kafasını kazıtarak bir Nazi Almanya'sında geçen bir orkestra oyunu koydu. Yani bu seyirciyi iki kademe yükseltti. Arada para kazanmak için komediler, sulu zırtlak, kötü işler yapıyordu ama kaliteli oyunlar da koyuyordu. Çünkü seyircisini geliştiriyordu. Ama artık kalmadı hiçbirinde. Yani şimdi hani böyle insanı geliştirecek oyunlar, seyirciyi geliştirecek oyunlar yapsak desek ticari kaygı geliyor. Ya bu oyuna kim gelir? Çünkü herkesin derdi hani gideyim güleyim, oh rahatlayayım, güleyim. Ondan sonra rahatlayayım diyor. Onun için seyirciye tek tavsiyem hani kendilerini geliştirsinler. Bir oyuna gideceklerse, bir sinemaya gideceklerse mutlaka onun hakkındaki eleştirileri okusunlar. Altını doldursunlar. Yani hiçbir şey bilmeden hadi bakalım ne seyredeceğiz diye gitmesinler. Hani dolu gitsinler. Şunu seyredeceğim diye gitsinler. Bilinçli yani. Bilinçli gitsinler. Yani ne kadar bilinçlenirlerse o kadar kendilerini geliştirirler. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiniz buralara kadar. Çok teşekkür ederim. O şeref bize ait. İşte hayat serimizde bugün Melih Ekener Bey ile beraberdik. Sağ olsun bizleri kırmadılar geldiler. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle. Bye bye.